Arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Melis Özten. Bugün hep birlikte Anadolu Üniversitesi'nin kampüsünü gezeceğiz. Şu an Yunus Emre kampüsündeyiz. Eskiden 2 Eylül kampüsü de vardı ama şu anda başka bir üniversiteye bağlanmış. Anadolu Üniversitesi'nin tek kampüsü şu anda Yunus Emre kampüsü. Tam merkezde yer alıyor. Şu an şu arka tarafı Üniversite Caddesi. Mesela ders aralarınızda Üniversite Caddesi'ndeki kafelere gidip kahve keyfi yapabilirsiniz. Zaten okulun içinde de bir sürü kafe var. Şimdi hep birlikte gezelim. Evet. Şehrin içinde olması ve böyle yemiş olması da çok güzel. Aynen. Bugün yanımda Eray da var. Sizin üniversite çok huzurlu. Şehrin içinde olması çok güzel diyordu. Çünkü o Dumlupınar Üniversitesi'nde okuyor ve bayağı uzakta. Bu arada arkadaşlar, bugün pazar günü, o yüzden kampüs çok boş. Aslında dolu olsun isterdim. Çekim yapmak belki zor olurdu ama hani böyle öğrencilerin çimlerde oturuşunu, kitap okuyuşunu falan görmenizi isterdim. Şu sağ tarafta park var. Çok güzel. Ben buraya gelip mesela kitap okuyorum, ders çalışıyorum. Tam girişte yer alıyor. Bir de bu yokuş meşhur bir yokuş. Şu anda hava güzel olduğu için kolay kolay çıkıyoruz ama Eskişehir çok soğuk ve çok fazla kar yağışı oluyor. Hani lentede de çıkabiliyorsunuz bu yokuşu. Ama zamanla alışacaksınız. Ben üniversiteye gelmeden önce bir şey okumuştum. Her yerde çok fazla çiçekler var. Sanırım yıllık 1 milyon mu? Abartıyor da olabilirim ama o çiçeklere, bakımlarına, ekilmelerine para harcıyorlarmış. O yüzden bahçeleri falan çok düzenli. Şu anda sol tarafımızda İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi var. İlk bu fakülteye rastlıyorsunuz. İleride de şimdi Hukuk Fakültesini göreceğiz. Eğer burada okuyorsanız çok şanslısınız çünkü hemen 5 dakika. Benim fakültem ise 15 dakika uzaklıkta. Bayağı yürüyeceğiz. Bak, at kestanesi sadece. Biz derste bunları görüyoruz, biliyor musun? Şu isimlerini falan hep ezberimde. Eray bakamam, ben çok kötü oluyorum. Ya tamam, yürü. Allah Allah. Arkadaşlar, şu arkada gördüğünüz inşaatta yurt, eskiden burada karmaymış, yani karışık yurt varmış. Daha sonra erkekler yurdu yapmışlar, şu anda da yeniliyorlar sanırım. Burada da bankamatikleri görebilirsiniz. Daha okulun ilerisi taraflarında da bütün bankaların bankamatikleri var. Küçük. Burada da Monty Cafe'yi görüyorsunuz. Buranın kahveleri güzel, tatlıları güzel. Şu anda Hukuk Fakültesi'ne geldik. Bu da tam girişte yer alıyor. Bayağı büyük Hukuk Fakültesi'nin içi. Burası da okulumuzun camisi. Ve şu anda Sinema Anadolu'ya geldik. Burada çok güzel etkinlikler oluyor. Ben Sinema Anadolu'da birkaç kere tiyatroya gitmiştim. Gerçekten çok keyifli oluyor ve biletleri 5 lira. Filmler de oluyor ama daha önce hiç sinemaya gitmedim. Etkinlikleri burada mutlaka takip edin derim. Çok aktifler. Bir de ilk sene benim kültürel etkinlik diye bir dersim vardı. Ve hayatımda aldığım en güzel ve en eğlenceli dersti. Sanırım 14 kere. Mesela burada bir tiyatroya gidiyorsunuz, kartınızı basıyorsunuz. 14 kere kültürel bir yere gitmeniz gerekiyor. Mesela Eskişehir'de Bağmur Müzesi var. Ona gitmiştik arkadaşlarımızla. Daha sonra çeşitli konserler oluyor burada. Orayı da göstereceğim. Burada herhalde ilk geldiğimde sürekli kayboluyordum. Eczacılık Fakültesi'nin görevliler oluyor. Görevlilere soruyordum. Şu haritadan yardım alabilirsiniz. Benim harita bilgim kötü olduğu için bunu bile çözemiyorum. Nerede? Ucu nereye gösteriyor? 4, 4'ü 10 geçiyor. Ama şu an saat 4'ü 10 geçmiyor. 5'i. 5'i 10 geçiyor. Ne diyor ama, bak, yaz saati uygulamalarında saat farkı oluşabilir diyor. O yüzden şu an 5'i 10 geçiyor. Aynen. Şu anda kütüphaneye geldik. Kütüphaneden önce size şu konservatuvarı göstermek istiyorum. Tabii şu an pazar günü olduğu için ders yok ama o kadar güzel müzikler oluyor ki bazen böyle ders çalışırken böyle piyano sesleri geliyor. Duyuyor musun? Bu arada gece 12'de burada çorba dağıtılıyor. Özellikle sınav zamanları sabahlayanlar için çok güzel oluyor ve çorbaları da çok güzel. Kütüphanenin girişi de böyle. Burada benim gibi yaz okulu mağdurlarını görebilirsiniz. Şimdi meşhur tren kafeye geldik. Vagon kafe, pardon.
böyle bagonun için kafa yapmışlar. Bakın öyle mi arkadaşlar? Düşüyordu. Bu arada bu fakültede eğer okuyorsanız bunun önünde mutlaka fotoğrafınız olması gerekiyor. Bu milli bir şey. Yani herkesin burada fotoğrafı var ama benim yok. Şimdi çekeceğiz birazdan. Sen çekelim mi? Eğlencelmiş. Burası da Eskişehir Meslek Yüksekokulu. Arkadaşlar burada benim bir anım var. Bir tutabilir misin? Anımı anlatacağım. Şimdi bizim çok fazla çişimiz gelmişti arkadaşımızla. Ve akşam ya ne olacak? Tuvaletimiz gelmişti. Tuvalet ama şimdi hem büyük hem küçük. Tamam. Meslek Yüksekokulu'na girmiştik. Bayağı da kalabalıktı içerisinde. Tuvaletten bir çıktık. Yani bunlar 5 dakika içinde falan oluyor. İçeride hiç kimse yok. Üzerimize kapılar kilitlenmiş. Daha demin gezdiğimiz Peron Kafe'nin tam karşısında da yemekhane var. Bunlar hep birbirine yakın. Kahvaltılar üst katta veriliyor. Ücretleri de 1.25. Bayağı uygun. Sabah, öğle, akşam 1.25'e. 4 öğün mü oluyor? 3. 3 hayır tabii de. 1, 2, 3, 4 tane tabii de. Yok öğün deyince? Yok yani 4 çeşit. Çeşit. 4 çeşit yemek. Yemek çeşit. Evet, 4 çeşit yemek. Çeşit olur mu? Evet. Evet, 4 çeşit yemek yiyebilirsiniz. Girişi de bu şekilde. Şu anda da benim en çok takıldığım yere geldik. Kahve dünyası. Her gün burada kahve içiyorum, ders çalışıyorum. Tam okulun ortasında yer alıyor. Yanında da sınıf sarayı var. Market olarak da okulumuzda A101 market var. Tam öğrenci dostu, ucuz, çok güzel oluyor. İyi ki var. Mesela Ege Üniversitesi'nde yoktu. Anadolu Üniversitesi'nin bir artısı. Böyle. Dınlıpınar'da da şok var. Bir de bakın okulun her yerinde böyle değişik heykeller var. Birazdan size ayak heykelini göstereceğim. Benim ayak fobim var. Eray'ın da var. Yani ayak sevmiyorum, bilmiyorum görüntüsüne. O çok değişik bir heykel. Sen de sevmeyeceksin. Tut. Ve arkadaşlar bir şu ayaklara geldik. Acaba tek ayak sevmeyen misiniz? Yorum yapabilirsiniz. Ya Allah'ım. Ay 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 ay. Arkası da heykel bölümü. O yüzden böyle farklı farklı heykeller var. Bir sürü ayak. Görebilirsiniz. Arkası da eğitim fakültesi. Tam burada. Burası da küçük bir kafe. Eczacılık fakültesine de çok yakın. Şu anda da görsel sanatlar fakültesine geldik. Tam karşımda yer alıyor ve onun bahçesindeyim. Normalde burada bir sürü insan oluyor. Şuraya hamak bağlıyorlar mesela. Orada yatıyorlar. Yani böyle keyif yapmayı çok iyi biliyorlar. Biz eczacılık öğrencileri olarak biraz kıskanıyoruz açıkçası. Karşıda da futbol sahamız var. Büyük mü? Sen anlarsın. Bunlar zaten şey oluyor, standart ölçü oluyor. Görsel Sanatlar Fakültesi'nin tam yanında da Mimarlık Fakültesi yer alıyor. Onun yanında da Eczacılık Fakültesi yer alıyor. Bu arada şurası ayrı bir kapı. Ben genelde sabahları soğuk olduğumda tramvaya binip iki durak sonra iniyorum. Anadolu Üniversitesi Havacılık ve Eczacılık durağı. Okulumda direkt buradan yürüyorum, o bayırı çıkmamış oluyorum. Şurası çok güzel. Sabahları sandviçimizi alıyoruz, içeceğimizi alıyoruz A101'den gelip kahvaltı yapıyoruz mesela ders arasında. Neymiş o? Burada farklı bir şey bulduk şu anda ve girilmez kaza yeri yazıyor. Ya onu da şey yapmadım. Eczacılık Fakültesi'nin arka kapısı da burası. Yoldan yeni yemekhaneye gidiyoruz. İletişim Fakültesi de orada. Öğrenci merkezine gideceğiz daha sonradan da. Oradan Erasmus, Farabi işlerinizi yapabilirsiniz. Ben Farabi başvurusunu oradan yapmıştım. Kulüplere de oradan kayıt olabiliyorsunuz. Yani yeni kayıt olduğunuzda bütün kulüpler girişte böyle stand kuruyor ve sizi birazcık darlıyorlar lütfen iyi olun, iyi olun diye. Ama gerçekten kulübe üye olmam benim işime yaramıştı. İngilizce kursuna bayağı bir indirim almıştım. O kartı gösterince ve nefessiz konuştum şu an. Bir tane çocuk şey yapmış, gerizekalı nefessiz konuşma yazmış. Her nefessiz kaldığımda aklıma o yorum geliyor. Arkamda gördüğünüz fakültede sağlık bilimleri kapısı. Ben bu arada pek görmediğim için bilmiyorum. Sizinle birlikte geziyorum ben de. Şu an bayağı uzaktayız ana kapıya. Burada büyük ihtimalle bir kapı daha vardır. Şu ileride büyük ihtimalle. Olabilir. Burası da yeni yemekhane. Tabağı, çanağı, her şey yeni. Buradaki fakülteler için çok güzel oldu burası. Daha sonradan açıldı. Şurası da sanırım iletişim fakültesi ama emin değilim. Birlikte bir bakalım. Buradaki fakültelere daha demin gösterdiğim yemekhane gerçekten çok uzak. Turizm fakültesiymiş. Hemen yanında da iletişim fakültesi yer alıyor. Burada tatlı bir boğacık var. Burada da bir boğa var.
Evet. Adeta bir neydi adı? Unuttum. Ah, yüzme havuzuna geldik galiba. Evet. Şu an öyle gezerken yüzme havuzuna geldik. Eğer yazılmak istiyorsanız ilk senemde 20 liraydı. Şu an belki zam gelmiştir ama en fazla 30 lira falan olmuştur. İlk günden bütün kontenjanlar doluyor. Millet burada sıra oluyor. Yani erkenden gelmelisin. Bir de Eskişehir çok soğuk olduğu için yüzme havuzuna cesaret edemedim hasta olurum diye. Ya bütün üniversitelerde olimpik havuz falan oluyor. Ege'ninki çok güzeldi. Havada sıcak ya. Evet. Mesela bizim Cumhurbaşkanlığında da var ama kim gidecekti? Bakın. Buraya da ATM koymuşlar. Uzak ya. Ön kuluçka merkezi. Ben burayı hiç görmemiştim. Anaç Koskep Anaokulu. Hani demiştim ya kültürel etkinlik diye bir dersimiz var diye. Şu salon 2003'te mesela ben geldiğimi hatırlıyorum gösterilere. Üniversiteyi birlikte keşfetmeye devam ediyoruz. Buraları ben de bilmiyordum. Çok uzaktayız. 10 bin adım atmışız bile. Şu an bir tane şu an bir tane harita bulduk. Biz tam buradayız. Bayağı yukarıdayız. Şuradan yürümüşüz. Kapı da buradaydı. Bayağı yürümüşüz. Şimdi şuradan böyle aşağıya ineceğiz. Size öğrenci merkezini göstereceğim. Bu kulüplerin Erasmus ofisinin falan oldu. Turumuz bitecek. Çok az kaldı. Bayağı gezdik bence. Öğrenci işlerine geldik. Burada Karabi Kurumu koordinatörü. İşte öğrenci kulüpleri. Her şey burada. Eğer benim Gülfer abiye başvurmak isterseniz buraya gelebilirsiniz ve kulüplere kayıt olmak isterseniz bir sürü kulüp var. Aklınıza gelebilecek her şey var. Böyle kendi bölümünüzün kulübüne tabii ki kaydolun ama farklı kulüplere de kaydolmanızı öneririm. Özellikle böyle fotoğrafçılık, gezi kulübü çok eğlenceli oluyor. Bizim Uludağ Üniversitesi'nin çok böyle şeyi var. Ormanı. Bildiğin evet. Orman var yani. Evet. Girişine kaybol. Uludağ Üniversitesi'nde. Aa bak. Ne o? Elma ağacı değil Aa, mi? Aa evet. Elma mı onlar? Bir şey de. Ne acaba? Bir de Uludağ Üniversitesi'nin içinde geyikler falan çıkıyormuş. Domuz bile çıkabiliyormuş bazen. Evet. Öyle diye duydum. Nasıl olsa Uludağ Üniversitesi'nde gezerdik ama ben pek sevmiyorum Uludağ Üniversitesi'nin kampüsünü. Neden derseniz oraya hastane olduğu için herkes giriş yapabiliyor. Ama Anadolu Üniversitesi'nde hastane yok. Sadece öğrenciler giriyor. Eğer gezmek için girecekseniz de şu an rüzgardan beni duyabiliyor musunuz bilmiyorum. Kimliğinizi bırakıp içeriye girebiliyorsunuz. Ama hep öğrenciler var hani öyle kafasına göre kimse giremiyor. Okulumuzda Çağdaş Sanatlar Müzesi de var. Kültürel etkinlik dersi için buraya gelip yine kart basabilirsiniz ve içerisi gerçekten çok güzel. Şu an gözüküyor mu içerisi? Biraz gözüküyor böyle. Ama çok olayı olan bir yer gözüküyor. Turumuzu tamamladık arkadaşlar. Bütün yerleri size göstermeye çalıştım. Çok büyük bir kampüs gösteremediğim yerler elbet olmuştur. Umarım faydalı bir video olmuştur tercih döneminde. Size yardımcı olur. Ben tercih yapmadan önce buraya gelip gezmiştim. Ama uzak şehirde okuyanlarınız var biliyorum. Gezme şansınız yok. Yani umarım beğenmişsinizdir. Ben Anadolu Üniversitesi'ni çok seviyorum. İmkanlarını çok seviyorum. Arayalım bunu bakma anlatamıyorum şu anda. Her imkana sahip dediğim gibi. Yemekler ucuz. Neyse bunların hepsini söyledim zaten. İzlediğiniz için tekrar teşekkür ederim kurban. Öpüyorum. Artık üniversiteli oldunuz. Tebrik ediyorum ve sizi Anadolu Üniversitesi'ne bekliyorum. Belki denk geliriz. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı lütfen unutmayın. Yeni böyle üniversite videoları gelsin istiyorsanız çekebilirim. Dumlupınar'ı çekebiliriz. Orayı da Eray bize gezdirir. Çok güzel bir gölleri var. Ben böyle görünce hayran kalmıştım. Uludağ Üniversitesi'ni büyük ihtimalle gezdiremeyiz değil mi? Süremiz yetmez tercihlerinde. Evet, yetişmez. Dumlupınar videosunu istiyorsanız da aşağı yorum yapabilirsiniz. Yeni videolarda görüşürüz.